Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan ordusuna saldırılarına aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yasa dışı Ermeni grupların saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sözde Rus Barışı Koruma Birliği'nin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının, Azerbaycan ordusunun Hocalı ve Ağdam bölgelerinde bulunan mevzilerine ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin misilleme tedbirleriyle saldırıların bastırıldığı kaydedildi. Diğer yandan Azerbaycan, Hankendi'de yaşayan Azerbaycan Ermenilerine yardım tırları gönderdi. Azerbaycan Kızılayı tarafından Ağdam-Hankendi yolundan Hankendi şehrinde yaşayan Azerbaycan vatandaşı Ermenilere, insani yardım gönderdi. Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tırların Ağdam-Hankendi güzergahını kullanacağını bildirdi. Aslan, insani bir adım attıklarını ve bu adımın uluslararası toplum ve Hankendi'deki Ermenilerce olumlu karşılanacağını ümit ettiklerini belirtti. Siyasi süreçlerin dışında bir sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Aslan, ihtiyaç halinde Karabağ'daki Ermenilere yardımları sürdüreceklerini kaydetti. Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor. Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor. Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun insani krizle yüz yüze kaldığını iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor. Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Kabil Hüseyinli, Rusya'nın düğmeye bastığını, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki ayrılıkçı terörist Harutyunyan'ı devireceğini belirtti. Uzun süredir sözde rejim içinde ciddi çatlaklar olduğunu, bu çatlakların ciddi bir çatışmaya dönüştüğünü aktaran uzman, hatta bu çatışma o kadar derinlere işledi ki, Arayık Harutyunyan istifa edeceğini açıklayan bir açıklama yaptı. Daha sonra durumu istikrara kavuşturmak için onu istifaya zorladılar. Ancak Rusya'nın uşağı ve kuklası Ruben Vardanyan, istifasından vazgeçmesini ilkesiz bir eylem olarak değerlendirdi. Ayrıca Arayık'a olan nefretini ve öfkesini de dile getirdi. Üstelik söylediklerinden Ruben Vardanyan'ın bizzat kendisinin sözde rejimin başı olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı dedi. Hankendi'de bulunan sözde rejime ait Cumhurbaşkanlığına yönelik silahlı saldırının perde arkasını da değerlendiren uzman, Hankendi'nin merkezinde yer alan Cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı düzenlendiğini de hatırlatalım. Sözde rejimin İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, olayın faillerinin her ikisi de alkollüydü. Ancak buna rağmen bazı analistler, tanınmayan kurumun siyasi koridorlarında, iktidar içi mücadele ve çekişmenin başladığını kaydetti dedi. Bölücü örgüte talip olanların sayısının oldukça fazla olduğunu, sözde rejimin Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri Samvel Babayan'ın da birincilik için yarışıyor ve dahası Bakü ile yeniden bütünleşmenin destekçisi olarak hareket ettiğini anlatan uzman, Rusya'dan yeni talimatlar alan Ruben Vardanyan'ın, Karabağ'ın dağlık kesimindeki junta rejiminin başına geçip iktidarı ele geçirmek istediğini belirtti. Uzman, bir yandan hayırseverlik gösterileriyle halkın kalbini kazanıyor, diğer yandan da barış güçleriyle birlikte Arayık'ı devirmeye çalışıyor. Arayık'ın de bir Rus olduğu doğru ama bugün Kremlin'i en çok ilgilendiren kişi Ruben Vardanyan'dır. Çünkü Karabağ'da sadece iktidarla yetinmeyecek, gelecekte Moskova'nın istekleri doğrultusunda Ermenistan'da siyasi yapılanmanın zirvesine çıkma ve bu yolda Başbakan Paşinyan'ı devirme misyonunu da üstlenebilir diye konuştu. Ermenistan'da rejim içindeki mücadelenin, hükümet içindeki mücadelenin de bir parçası olarak anlaşılması gerektiğini vurgulayan uzman, bu açıdan bakıldığında Rusya'nın bölgedeki oyunlarının başladığı söylenebilir. Rusya bölgedeki oyunlara yeşil ışık verdi ve bu sorun daha da derinleşebilir. Hatta olaylar sınırlarını aşarak Ermenistan siyasetine de sıçrayabilir dedi. Diğer yandan Rusya, Azerbaycan sınırına asker konuşlandırmak istiyor. Rusya Güvenlik Konseyi tarafından, Rusya'nın Ermenistan'ın Azerbaycan sınırına bir kolektif güvenlik antlaşması örgütü gözlem misyonu yerleştirme önerisi geçerliliğini koruyor denildi. Rusya'nın ABD, AB ve tek tek batılı ülkelerin bölgedeki durumun düzenlenmesine müdahale etme girişimlerini kaydettiği de vurgulandı. Azerbaycan, Fransa'nın Ermeni yanlısı adımlarına tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan tarafı bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında kararlı olup, bu süreci aksatan her türlü dış müdahaleler kararlılıkla önlenecektir. Fransız tarafının, Prag'daki Avrupa Birliği misyonunun ve 1991 Almaty Deklarasyonu çerçevesinde sınır tanıma girişiminin yazarı olduğunu belirten Fransız tarafının, neden almadığı sorusuna da cevap vermesi daha faydalı olur. Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu yaklaşık 30 yıl boyunca bu tür girişimler yapıldı dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Ukrayna ordusunun karşı saldırıları sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, savunma kuvvetlerinin, Donetsk bölgesinin Mariinka bölgesinde Rus birliklerinin saldırısını engellemeye devam ettiği belirtildi. Ukrayna birliklerinin Melitopol yönünde saldırı operasyonu yürüttüğü aktarılan açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin Rus ordusuna ait bir kontrol noktası ve 3 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay ayrıca Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak, Rus ordusunun 261.840 askerini kaybettiği, 4.414 tank ve 8.579 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi. Açıklamada, 5.450 topçu sistemi, 733 çok namlulu roket atar sistemi, 500 hava savunma sistemi, 315 uçak, 316 helikopter, 4.387 insansız hava aracı, 1.419 seyir füzesi, 7.9069 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Genelkurmay tarafından Ukrayna ordusunun güney cephesinde Verbav yönünde ciddi başarılar elde ettiği belirtildi. Açıklamada, Novo Danilovka Verbav yönündeki saldırı başarılı oldu, elde edilen hatlarda askerlerimiz güçlendirildi denildi. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçlarıyla Tula bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kiev'in, Rusya topraklarındaki tesislere 2 uçak tipi insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince Tula bölgesi hava sahasında yok edildiği aktarıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karin Jean-Pierre, Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in 23 Ağustos'taki uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını belirtti. Gazetecinin, Prigojin'in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı şeklindeki sorusuna sözcü, bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok yanıtını verdi. Sözcü, sözlerini, Prigojin'in geçen çarşamba, 23 Ağustos'ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz, şeklinde sürdürdü. Diğer yandan Kosova ile Sırbistan liderlerinin, Eylül ayında bölgedeki gerilimin düşürülmesi konusunda AB arabuluculuğunda Brüksel'de görüşmesi bekleniyor. Kosova'nın kuzeyinde 29 Mayıs'ta yaşanan, NATO'nun Kosova'daki barış gücü askerinin Sırplar tarafından yaralanması ve bir NATO askerinin bacağının kesilmesiyle sonuçlanan gerginliğin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen bölgede normalleşme tam anlamıyla sağlanamadı.